Geçen yıl biliyorsunuz Cumhurbaşkanı kendisi mısır fiyatını 5750 lira olarak kabine toplantısında açıkladı. Bu yıl ise mısır fiyatı Cumhurbaşkanlığı da Tarım Bakanlığı da TMO da mısır fiyatının düşük olduğunu biliyorlar. Bildikleri için sessiz sedasız TMO'nun kendi sayfasında, TMO'nun sitesinde mısır fiyatı 6000 TL olarak açıklandı. Maliyeti 8557 lira olan mısıra 6000 lira gibi bir fiyat vermek, fiyat açıklamak yani akıl işi değil. Bu akıl tutulması gibi bir şey. Ve mısır üretim ve mısır girdi maliyetlerinden bir haberdir bunlar. Mısır üreticisi gerçekten kan ağlıyor. Çünkü şu anda serbest piyasada mısır 4800 lira. Şimdi bu fiyatlarla bu fiyatlar aslında bir nevi yurt dışındaki çiftçilerin ekmeğine yağ sürmek gibi oldu. Niye diyeceksiniz? Çünkü kendi çiftçisine gerekli desteği, gerekli finansmanı sağlamayan mevcut bakanlık şimdi mısır olmadığı zaman ne yapacak? Yurt dışından ithal edecek. Ülkenin ciddi anlamda bir tarım politikasını değiştirmesi lazım. Önemli bir strateji uygulayıp ekim politikasından tutun, destekleme politikalarının tamamının değişmesi lazım. Yani bir tarımın bir revizyon görmesi lazım. 85'i burada az mısır doğurum, pembe doğurum, gönüm doğurum, ce doğurum. Allah sağ olun, şunu ben mısır bir şeyince hepsi hazari mefrut. Nana kilya gübre 16 milyon bu. 12 milyon bu sala şuyun, isal 16 milyonu. Evya hakkı gübre bide, hakkı mazot bide, hakkı ilacı bide, hakkı sulama birliği bide, hakkı canan bide. Çöpçünün deste çöpçü yatışkın aminik. Çöpçü el ele baş başa kurtarmış inak. Çare ki gübre rabini gübre 16 milyonu mısır bi 5 milyon ayı. Kilo ki genim dıfru, melitre ki mazot dıkırı. Hem iro 8 kilo mısır bi vuruştunu kani kilo ki mazot dıkırı. Tare sivi hatta ifari canonya halka edip sal te teşkiftin boşu. Zahmet gübre davin ampera dari te huydona de canem o nem gadi. Valla bitir malem gadi okuşu nasıl nakin. Tare sivi hatta. تو ایواری به خدمت دکن به جلوانی دکن به آبی دکن به مصرف دکن ولی سال سالی دست نه خودی آغاز خیر جد بینن و نه جلوان خیر جد بینن حالا بوس نام بیشی معمولی دکن گبرد یا پیاتی بی یا چه که پیاد لی ناخب پیاتی ارزان تو ارزانو گبرد او گبرد باها کری فکر نکن چاره کجی را تلم بینن بدل می آبوا که میداد بیشی جناب بردن دن بله دوام می‌دارد بیز گرچکتن برآخیورد devleti yönetenler ne bileyim bu devletin bürokratları hepsinin bunu el atması lazım. Çünkü bir ülkede çiftçilik ölerse her şey ölür. Cumhurbaşkanının bu görevi bırakması lazım eğer ki yapamıyorsa bırak alo alo celo yapsın. Çiftçilik artık gerçekten yapılması çok zor olan bir iş haline geldi. Çünkü yaptığımız masraflar çok yüksek ama gelir çok az. Şu anda hani biz de bu işi bırakma derdindeyiz. Çiftçilikle uğraşamayız artık. Çünkü niye? Adam satıyor. Geçen sene bir torba mısırı bize 3150'ye. Geçen sene 1150 idi. Bu sene 3150. 2024 Ekim'inde sanırım herhalde bir 5000 civarında olacak. Mısır geçen sene bir evvelki sene 4500'dü. Geçen sene 5700. Bu sene 6000. Bu şartlar altında gerçekten para kazanmamız mümkün değil. Zaten faizi yükseltmiş, %25'lere 750 bas puan daha arttırdı. Adam hiç tarayla uğraşmasa, gidip o masrafını bankaya yatırsa adam daha çok kazanacak. O baştakilerin tarım politikasındaki artık bakanların mı, müdürlerin mi hepsinin de işten atılması lazım.